Şimdi bir Skype bağlantımız var. Tekrar Hüseyin Özkök'le karşı karşıyayız. Ve kendisiyle tabii ki dünya basınından, Avrupa'nın gündeminden spor manşetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın Demet, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz deyiz. Çok Herkese teşekkür güzel bir gün ederiz. dilerim. Çok sağ olun. Pele ile bitirdik aslında. Biraz yorumunuzu da almak istiyorum. Sizin bu kadar başarılı oyuncuları aslında ya tabii ki yaş dolayısıyla üzücü anlarda görebiliyoruz. Neler söylersiniz? Evet. İşte daha önceki yayınlarımızdan birinde de ben bahsetmiştim. İşte Pele olsun, Christoph Daum olsun, Türkiye'de işte teknik direktör yapmış. Christoph Daum da kanserle mücadele ediyor ama durumu iyiye gidiyor şu anda. En son Joep Heynckes'in bir açık kalp ameliyatı geçirdiğini kendisi açıklamıştı. Onu da öğrendik. Tabii ki yaşı ilerleyen böyle eski efsane futbolcular, teknik direktörler bu tip hastalıklarla mücadele ettiğinde dünya basında da konu oluyor. Tabii ki üzücü gelişmeler bunlar ama maalesef işte insanın da yaşadığı şeyler bunlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de işte Franz Beckenbauer geçen gün Noel sebebiyle Andreas Brehme, Alman milli takımının önemli oyuncularından, eski önemli oyuncularından Andreas Brehme ziyaret etmiş. Franz Beckenbauer da hasta. Yani Furkan'a bilmiyorum bir fotoğraf göndermiştim. Kullanabilecek mi onu? Beckenbauer da insanlar hakikaten o fotoğrafı gördüğünde tanıyamıyor. O da hastalıkla mücadele ediyor. Zaten uzun zamandan beri artık toplum içine çıkmıyor Franz Beckenbauer, Almanların Kaiser'i. 1990 Dünya Kupası'nda işte teknik direktördü, Almanya kupayı kaldırdığında. Brehme de o final maçında Arjantin'e penaltıyı atan oyuncuydu. Ziyaret etmiş onu. Bu tip tabii ki oyuncuların yaşadıkları hastalıklar üzücü. Hepsine buradan tekrar şifa dileyelim. Yapacak başka bir şeyimiz yok maalesef. Aynen öyle. Biz de acil şifalar diliyoruz. Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların aslında yankıları devam ediyor. Bunlardan bazılarına değinmek istiyorum. Özellikle Uruguay medyasına göre Gana maçı sonrasında disipline sevk edilen oyuncular vardı. Ve 4 oyuncuya da ağır ceza çıkabilir deniyor. Detaylar nelerdir sizden dinleyelim. Evet, şimdi o maçın hemen ertesi günü biliyorsun hakem herhangi bir kart göstermediği için FIFA 4 oyuncuyu Jimenez, Godin, Muslera ve Cavani disipline sevk etmişti. Fakat disiplin uygulamaları ile ilgili herhangi bir açıklama bu zamana kadar yapılmadı. Fakat Uruguay'ın El País gazetesi bu konuyla ilgili bir haber yayınlamış. Ben de sonradan gördüm bu haberi. 4 futbolcuyu ağır şekilde yaptırımlar beklediğini yazmışlar. Hatta bunun 6 aya kadar bazı özellikle Jimenez ve Cavani'nin 6 aya kadar futboldan men cezası alabileceğini, diğer iki oyuncunun Muslera ve Jimenez'in de 10-15 maç civarında ceza alabileceklerinden bahsetmişler. Tabii ki bunun tam olarak bilmiyoruz. Uruguay Futbol Federasyonu Brezilyalıların ünlü bir avukatını tutmuş, spor hukukçusu. O savunacakmış FIFA'da. FIFA bu federasyona, Uruguay Futbol Federasyonu'na ocağın 9'una kadar mühlet vermiş savunma hazırlamaları için. Ceza kararının ise de Şubat ayı içinde veya da sonuna kadar çıkması bekleniyormuş. Tabii ki şimdi Galatasaraylılar Fernando Muslera'nın şampiyonluk yarışında ceza alıp almayacağını çok merak ediyorlar. Ben hatta o FIFA ceza kuruluna sevk ettiği zaman maçın hemen ertesi günü A Spor yayınlarına bağlanıp anlatmıştım durumu. Yani bu tip disiplin cezalarının uluslararası geçerliliği olabileceğinden bahsetmiştim. Bunu hep beraber göreceğiz. FIFA Disiplin Kurulu nasıl bir ceza verecek? Bu da önümüzdeki Şubat ayında ortaya çıkacak gibi duruyor. Fakat Fernando Muslera örneğin 8 Ocak'taki Fenerbahçe maçında forma giyebilecek. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın tam şampiyonluk yarışının içinde olduğu bir dönemde Fernando Muslera'nın ceza alması uluslararası geçerli olan Galatasaray açısından tabii kötü olabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Peki adaya geçelim isterseniz. İngiltere'de Boxing Day zamanı. Peki bu Boxing Day Evet. ne anlama geliyor? Şimdi Boxing Day ne anlama geliyor? Tercüme ettiğinde birebir kutu günü. Eskiden İngiltere'de, Britanya'da kutular hediye ederlermiş Noel'in ikinci günü patronlar işçilerine ve o kutuların içinde de hediyeler olurmuş futbolcu açtıklarında. Futbolda bu Noel gününde, Noel'in ikinci gününde
maçlar koyarak futbol taraftarlarına adeta bir hediye verdiği için Boxing Day olarak adlandırmışlar bunu. Bu Boxing Day maçları 26 Aralık'ta her sene geleneksel olarak oynanıyor. İşte İngiltere'de dün de güzel maçlar seyrettik ve bu güzel maçlar içinde çok güzel goller de rastladık. Boxing Day'in anlamı bu ve İngiltere'de her yıl geleneksel olarak bu karşılaşma 26 Aralık'ta oynanıyor. Çünkü 25-26 Aralık tatil günleri bütün Hristiyan dünyasında ve hiç kimse çalışmıyor orada. Tabii ki futbol oynandığı zaman da özellikle İngiltere'de çok büyük seyirci topluyor. Rating rekorları kırılıyor. Tribünler hınca hınç doluyor. Dolayısıyla böyle bir geleneği var bu işin. Bir de İngiltere'den devam edecek olursak Demet, Evet. dünkü maçlarda da dikkat etmiştir herkes. Bizdeki bu ve Dünya Kupası'ndaki uzatma dakikaların normal şekilde Evet, kullanıldığı. Süper Lig'de oldukça uyuldu İngiltere, aslında bu evet, kurala bu hafta. ona da geleceğim şimdi. İngiltere'de dakikalar, uzatma dakikaları 5 dakikaya aşağı yukarı geçmedi. Ben hepsine dikkat ettim. Ve bunun nedeni de İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig bir inceleme yapmışlar. Daha önce Dünya Kupası'ndan önce de Premier Lig'de topun oyunda daha uzun kaldığı ve Dünya Kupası ile aralarında sadece o kadar uzatmalara rağmen 3 dakika fark olduğunu tespit etmişler ve böyle uzatmalara gerek duymamışlar. Normal şekilde hakemler uzatmaları tutuyorlar. Türkiye'de ise Demet, hafta sonunda oynanan 9 karşılaşmada tam 127 dakika uzatma dakikaları verildi hakemler tarafından. Artı bir de Konyaspor maçında 12 dakika uzatma verilmişti. Konyaspor Alanyaspor karşılaşmasında maç 5 dakika daha uzayıp 17 dakikada tamamlandı. Uzatmanın 17. dakikasında tamamlandı. Yani neredeyse 1,5 karşılaşma fazla insanlar ekran başında oturdular. Biraz abartı mı oldu tam olarak bilemiyorum ama belki bugünden itibaren başlayacak yeni hafta maçlarında buna biraz daha hakemler dikkat edip biraz daha makul sürelerde uzatma yaparlar diye düşünüyorum. Peki Cristiano Ronaldo'ya da bir değinelim her zamanki gibi. Özellikle Değinilmeden olmaz tabii. kesinlikle. Özellikle spor basını, hatta dünyadaki tüm basın mensuplarının, herkesin merak ettiği konu nereye gideceği mevzusu. Dün de bir haber dikkatimizi çekti. Yine sizin de çekmişti, bana göndermiştiniz. Evet. El Nassr bir medical book, yani bir sağlık randevusu yaptı Kontrol, evet. Cristiano Ronaldo ile ilgili. Bu haberler ne kadar doğru ve artık El Nassr'a gidiyor diyebilir miyiz Cristiano Ronaldo için? Şimdi bu haberler giderek yoğunlaşmaya başladı. Bu Amerikan CBS Sports bu haberi vermişti daha önce. Şimdi onların yine bir iddiası, sana da gönderdiğim haber buydu. Evet. CBS Sports'a göre Al Nassr Kulübü Cristiano Ronaldo'nun sağlık kontrolünden geçmek için hastanede randevu aldı diye bir haber bu. Transfer de yaklaşıyor. Suudi Arabistan'da da transfer yine Ocak'ın başında başlıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Bir paket şeklinde olacak bu transfer. 1,5 yıl futbol oynayacak Cristiano Ronaldo. Daha sonra da Suudi Arabistan'ın Yunanistan ve Mısır'la birlikte başvurmayı düşündüğü 2030 Dünya Kupası'nın elçisi olarak görev yapmasını istiyorlar. Kaç para alacağı tabii ki çok speküle ediliyor. Mesela Katar'dan David Beckham 180 milyon euro almıştı elçi olması için, tanıtım için. Cristiano Ronaldo da herhalde çok büyük paralara imza atacak gibi duruyor. Bakalım Ocak ayının başlarında herhalde bu transferin gerçekleştiğini göreceğiz gibi duruyor Demet. Peki Brezilya'ya geçelim buradan. Brezilya'nın görevden ayrılan teknik direktörü Tite bir gaspa uğradı. Yine bu haberler de Evet. gündeme bomba gibi düştü. Neler söylersiniz? Detaylar sizde. Şimdi Brezilya gerçekten bu bağlamda biraz tehlikeli bir ülke. Benim Evet. hatta bir Alman arkadaşım da birkaç sene önce Brezilya'da bayağı ciddi bir gaspa uğramıştı. Brezilya milli takım ayrılan teknik direktörü Tite de Brezilya'da eşiyle yürüyüşe çıktığı sırada bir gaspa uğramış ve iki kişi galiba saldırıp işte boynundaki kolyeleri falan koparıp kaçmışlar. Dolayısıyla bu bayağı ses getirmiş. Bu tip şeyler maalesef oluyor. Özellikle de işte böyle Güney Amerika ülkelerinde, Brezilya gibi ülkelerde olmuyor değil, oluyor. Diğer yandan da Brezilya milli takımında da teknik direktör henüz açıklanmadı. Son aday olarak da Marcelo Gallardo ismini okudum ben. Marcelo Gallardo da Brezilya milli takımının teknik direktörü adaylarından bir tanesiymiş. Onu da burada not olarak belirtelim.
Peki son 1-1,5 dakikamız kaldı. Bir de Lewandowski'ye değinelim isterseniz. Onunla Evet. ilgili de bir konu başlığımız vardı. Şimdi Lewandowski en son bahsetmiştim. 3 maç ceza aldı Evet. Barcelona'da. İşte 8 Kasım'daki Osasuna maçında sarı kart, ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Orada da hakeme eleştirisel bir hareket yaptığı için federasyon 2 maç ceza vermişti. Bu tahkimde onanmıştı. Bir röportaj vermiş Polonya basınına. Orada bu cezayı eleştirmiş. Ki yaptığı hareketin kesinlikle aşağılayıcı olmadığından bahsetmiş. Evet. Bunun yanında da Ballon d'Or ödül töreninden de konuşmuş. Ballon d'Or ödül töreninde yine Messi'nin kendisinin önünde bitirip Ballon d'Or'u kazanacağından bahsetmiş. O da şimdiden Messi'nin bu Ballon d'Or'u alacağını kabullenmiş, onu açıklamış Yılın basına. en çok konuşulan ismi Messi oldu. Belki de o alır. Peki Evet. çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve Ben yorumlarınız için. teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan futbol, Avrupa'dan futbolu değerlendirdik. Şimdi sabah sporunda ikinci saat dilimini Skype bağlantımızla noktalıyoruz. Ekranlarınıza dün akşam yayınlanan Artı Futbol programından öne çıkan anlar gelecek. Saat başında son saatte biz buradayız, bekliyoruz.